Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir Mi Box videosu ile tekrar karşınızdayım. Bu videoda Mi Box için olması gereken en önemli uygulamaların birinden bahsedeceğim sizlere. Mi Box cihazınızı aldınız, kurulumunu gerçekleştirdiniz, marketten uygulama indirmek istiyorsunuz. Yalnız istediğiniz uygulamayı markette bulamadınız. Sonradan yüklediğiniz uygulamalar ise Mi Box ekranında gözükmüyor ve bunu sağlıklı bir şekilde kullanamıyorsunuz. Sizlere kullandığım ve önerebileceğim bir uygulamadan bahsedeceğim. Videonun ortasına girdim ama arkadaşlar teşekkür ederim. Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Bir önceki videomuz olan Mi Box'a kurulması gereken uygulamalar adlı videoya göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı hepinize teşekkür ederim. Yorumlar kısmında bayağı bir arkadaşlarla sohbet ettik. Elimizden geldiği kadar da yardımcı olmaya çalıştık. Sizler de bizlere destek olmak istiyorsanız ve bu tarz videoların devamını görmek istiyorsanız kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayalım. Kendinize çok iyi bakın. Kolay gelsin. Size de görüşmek üzere. Ben teşekkür ederim. Güle güle. Uygulamanızı tanıtmaya başlayalım o zaman. Evet arkadaşlar, ufak eğlenceli kısa bir parodiyle karşınızdaydım. Bizlere destek olmak isterseniz kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayalım. Sizlerin desteği bizler için çok önemli arkadaşlar. Sizlere şimdi uygulamayı tanıtacağım. Öncelikle dosya yöneticisine girip flash diskimizdeki bir uygulamayı yükleyeceğim ben şimdi. Evet, buradan Mi Box için bir klasörüm vardı. Arkadaşlar Chrome'u yükleyeceğim. Chrome APK'yı yüklüyoruz şu anda. Ama üçüncü parti bir uygulama olduğu için bu Chrome'u ana ekranda göremeyeceğiz. Birazdan nasıl yapacağımızla ilgili sizlere anlatacağım. Uygulama yüklendi. Uygulamalar menüsüne girelim. Uygulamalar menüsünde Chrome APK gözükmüyor. Bunu nasıl açabiliyorsunuz? Bakın şuradan da açabiliyorsunuz. Ayarlar kısmına giriyoruz. Ayardan uygulamalara giriyoruz. Uygulamalarda Chrome yok. Tüm uygulamalar diyoruz. Burada Chrome'u arıyoruz. Chrome yine yok. Sistem uygulamalarını göster. Artık işletim sisteminin içerisindeki uygulamalara giriyor. Ve Chrome'u burada bulabiliyoruz. Buradan tıklayıp aç diyoruz vesaire. Buralara girmeye gerek yok. Sonuçta bir sürü uygulama yüklüyoruz. Bunun için sizlere önereceğim uygulamayı ise marketten indireceğiz arkadaşlar. Marketten şöyle bir markete girelim ilk başta. Arama kısmına geldik. Burada uygulamamızın adı Nebula Manager. Nebula Manager çıktı zaten. Burada yükle diyoruz. Yüklenmesini bekliyoruz. Bu tarz uygulamalar var. Yalnız uygulamayı tıkladığınız zaman içerisinde girip uygulamaları görebiliyorsunuz. Bu ana ekrana kısa yol atıyor. Normal uygulamalar menüsü gibi bir sekme daha oluşuyor. Oradan görüyoruz. Uygulamayı açıyoruz. Bakın şu anda sonradan yüklediğim uygulamalar. Chrome'u da buradan görüyoruz. Şöyle ana menüye bir çıkım ilk başta. Güzel tarafından bahsedeceğim ben şimdi size. Uygulamalara girdik. Nebula Manager'ı açıyoruz. Buradan şimdi hangi uygulamanın gözükmesini istiyoruz? Yani çok kalabalık olmasını istemiyoruz. Ana ekranda olması gereken. Bir tık yapıyoruz. Chrome'u aldı mesela. Set Orientation bunu aldık. Bu da bazı uygulamalar yatay olarak duruyor. Onları düz çevirmek için kullanıyor. Update TV var. Ben 3'ünü seçtim diyorum. Çıkıyorum geriye. Bakın buraya Nebula Channel diye zaten bir uygulama geldi. Bahsettiğim olay hiçbir yere girmiyoruz. Hatta şunu şuradan taşıma sekmesini alalım. Şöyle üst tarafları alalım. Şuraya koyalım o zaman. Yani uygulamalar menüsü gibi burada bu şekilde görebiliyorsunuz. Buradan da YouTube eski sistem zaten. Nebula'yı da bu şekilde kullanıyorsunuz. Herhangi bir klasöre girmiyorsunuz. Direkt
masa üstüne geliyor. Evet arkadaşlar, bugünkü uygulamamızın adı Nebula Channel. Beğendiğim, hoşuma giden bir uygulama olduğu zaman da bunları size tanıtacağım. Bizleri seyrettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda tekrardan görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.